Merhabalar arkadaşlar, herkese. Bugün arkadaşlar Spotify müzik uygulamasının Linux işletim sistemleri üzerinde reklamsız şekilde nasıl müzik dinleyeceğimizi göstereceğim. Bunun için arkadaşlar elimizde daha evvelden benim şu anda göstereceğim host dosyaları var. Bu host dosyaların arkadaşlar, yani Spotify üzerinde çıkan reklamları, pop-up'ları vesaire engelliyor. Windows için farklı bir yöntem kullanmıştım. Ama Linux işletim sistemleri içinde sadece host dosyaları var şu anda mevcut. Evet arkadaşlar, şu anda Spotify'ın kendi sitesi üzerinden yüklü değilse eğer sisteminizde Ubuntu, Linux, Snap paket yöneticisiyle yüklüyoruz arkadaşlar. Buradaki kodla burayı kopyalıyoruz. Bir tane terminal açıyoruz arkadaşlar. Terminale yapıştırıp enterlayıp şifremizi girip ondan sonra kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden kurdum. Ben de şu anda hazır zaten. Multimedya altına geliyor. Arkadaşlar Spotify'ı kurduktan sonra elimizde mevcut olan, burada da ben açıklamalarını yazdım. Bir tane konsol açıyoruz. Konsola sudo nano etc slash host yazıyoruz arkadaşlar. Burada da şifremizi soracak. Enter'lıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Arkadaşlar ekleyeceğimiz adres bölgesi burası. Buradaki adresleri buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Klavyemizden yön tuşlarıyla arkadaşlar aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru indik. Buradaki dosyaları ben videonun altına da ekleyeceğim değerli arkadaşlar. Kopyalıyoruz. Buraya arkadaşlar eklerken klavyemizden aynı anda Ctrl Shift V tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ctrl Shift V. Eklensin mi diye soruyor, uyarı veriyor. Paste ediyoruz arkadaşlar. Evet, eklendi arkadaşlar. Bitmedi. Burada ben aşağıda da klavye kısayolarını yazdım zaten. Dolayısıyla Ctrl O yapacağız arkadaşlar ikinci aşamada. Ctrl O. Ctrl O yapıp Enter'a basıyoruz. Şu anda kaydoldu. Ctrl X yapıp çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi daha sonra Spotify uygulamasını açacağız. Ben açayım şimdi. Daha henüz giriş yapmadım. Şu anda açıyorum, hesabımla giriş yapacağım. Biraz bekletebilir. Onun için biraz bekleteceğiz. Hatta ben videoyu dondurayım. Evet arkadaşlar, Spotify uygulamam açıldı. Şu anda burada. Hesabımla giriş yaptım arkadaşlar. Herhangi bir reklam şu anda görüldüğü üzere çıkmıyor. Dolayısıyla Spotify'ı reklamsız şekilde reklamsız hale getirdik daha doğrusu. Temiz bir şekilde müziklerimizi dinleyebiliriz arkadaşlar. Buradan bakıyoruz. Şey nerede? Sürüm bilgisine baktım ama buradan göremedim. Hemen girdik. Pardon. Evet arkadaşlar, bu Spotify'ı öncelikle dediğim gibi başında da videomun Ubuntu, Linux, Mint vesaire kullanıyorsanız isteyen bu şekilde yükler. Spotify'ın kendi sitesinden Download Linux sekmesi. Dileyen yazılım merkezine girer arkadaşlar. Software Center açıyorum. Buradan Spotify'ı aratma yaparak aratma yapalım. Biraz bekletiyor. Evet. Girdik arkadaşlar. Buradan arkadaşlar zaten yüklü olduğu için burada launch diyor, başlat diye. Buradan da yükleyebilirsiniz. Dileyen bu şekilde de yükleyebilir. Fark etmiyor. Dileyen Synaptic Packet Manager üzerinden yükleyebilir. Fark etmez. Spotify'ı bu çıkan reklamlar, müzik geçişleri vesaire gibi beklemeler vesaire bu adresleri ekledikten sonra kesinlikle arkadaşlar temiz bir deneyim sunuyor. Yani free kullanıcı çatısı altında, ama ancak reklamlar çıkmadığı için ve çıkmayacağı için meşguliyet olmayacak. Dolayısıyla temiz bir müzik deneyimi sunacak bize. Yenileyecek olursak arkadaşlar konsolu açıyoruz. Sudo nano etc slash host yazıyoruz. Host. Enter. Şifremizi giriyoruz. Buraya buradaki adresleri kopya ediyoruz. Ok işaretiyle, yön tuşlarıyla daha doğrusu klavyemizden aşağı inerekten çıkan satırın altına buraya Ctrl aynı anda Ctrl Shift V yapıp ekliyoruz. Daha sonra
Ben videonun altına da ekleyeceğim daha doğrusu. Ctrl-O yazdırıyoruz Enter'dikten sonra. Ctrl-O Enter. Daha sonra Ctrl-X ile çıkıyoruz arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Şimdilik Spotify reklamları ile alakalı. Bu adresler eğer ki değişiklik gösterirse arkadaşlar veya farklı bir yöntem çıkarsa ben yine bir video çekerim. Problem yok. Dolayısıyla Spotify'ın reklam sorunları, reklam hususu hem interneti sömürüyor hem aynı zamanda can sıkıcı bir durum ortaya çıkıyor. Bunları hazırlayan GitHub sitesinden ben temin etmiştim. Olmazsa onun kaynak linkine de bakarız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.